Vadeli araba satan kişi aynı anda aynı arabayı değerinin altında peşin alıyor. Araba alan kişi paraya ihtiyacı olduğu ve faiz haramdır diye bu yola başvuruyor. Bu şekildeki bir satım ve ticaret caiz mi? Evet. Hocamız cevaplandırır mı demiş. Buna literatürde beyol iğne denilir. Bu caiz değildir. Faizin başka bir yöntemidir. Yani kişi... E, paraya ihtiyaç duymuş Hı. Aslında alışveriş yapma Niyeti yoktur Gidiyor vadeli bir şekilde Bir arabayı satın alıyor Aynı adama geri satıyor Aynı adama daha arabayı oradan çıkarmadan Hemen o anda peşin bir şekilde e, Diyelim galericiden Almışsa ona geri satıyor Peşin olarak daha ucuza Ve parasını alıp gidiyor Burada faize bir kılıf uydurma var ve Bu da faizdir caiz değildir Peki siz galericisiniz ben geldim arabayı sizden vadeli olarak aldım. Benim de paraya ihtiyacım vardı ama. Hakikaten e, arabayı tabiri caizse şöyle bir tabir kullanırlar ya bozdurmak için aldım. Sizden aldım arabayı vadeli peşin bizim kameraman arkadaşlardan birine sattım. Bunda bir problem var mı? Galerici ile e, sizin sattığınız arkadaş arasında herhangi bir anlaşma, muvaza yoksa e, bu burada iki tane akit vardır. Birisinden satın almışsınızdır, hı hı. Ee, arabayı oradan almış götürmüşsünüzdür. Bir başka yere yani vadeli ve pahalı satın almışsınızdır, Ucuzların bir başka peşin yere satmışsınız. ucuz peşin satmışsınızdır. Bu ortada iki tane akit varsa, alışveriş sözleşmesi var ise, efendim ee, o aldığınız, satın aldığınız kişiyle sattığınız kişi arasında da herhangi bir anlaşma, söz konusu değilse o zaman buna... O da yeni bir ticaret oluyor değil mi evet, hocam? bu da buna teberruk deniliyor. Yani biraz önceki bahsettiğim hususun meşru şekli olmuş oluyor. Bunda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi gerçekten bir mal satın alınmıyorsa bir veya aynı adama hemen satılıyor. Aynı adama satıyorsanız ya da onunla anlaşmalı olan birisine satıyor iseniz o zaman orada gerçekten bir alışveriş olmadığı için caiz olmuyor değerli kardeşim. Eyvallah.